Günaydın. Günaydın. Kopangan'daki evime ve günlük, bir günlük akışıma bakalım olabildiğince dahil olacaksınız. Çok istediniz. Ne yapıyorsun orada? Ne açılımlar yaşıyorsunuz? Süpürgen ve ben başlıyoruz. Öncelikle evimi gezeceğim. Az önce uyandım. Böyle bir çıkmışım içinden. Bakın burası mutfağım. Çok güzel değil mi? Bu evin en sevdiğim yeri. Her tarafı böyle açık. İnanılmaz keyifliydi. Bakalım bir gecko görecek misiniz? Size gecko göstereceğim. Akrep gibi gözüküyor. İptal iptal ama akrep değil. Evim bu kadar çok güzel değil mi malikanem? Şimdi ben uyanır uyanmaz arkadaşlar. Önce bir camı pencereyi açarım. Sonra evimi süpürürüm. Sonra şurada bir otururum. Allah'ım derim. Olumlamalarımı yaparım. Manifestlerimi. Bugünün bütün benim ve bütün için hayırlı olan her şeyini en yüce, en ihtişamlı, en kolaylıkla karşıma çıkar. Şurada sonra biraz meditasyonlar. Sonra bir kahve içerden efendim. Bakalım gecko mekko var mı ya? Evin içinde gecko denen hayvanlar var. Bunlara ben ilk geldiğimde akrep sandım. Çok korktum da dün şurada bir tane yavrusunu gördüm. Öldüremem de kıyamam öyle bir şeye. Öyle yani. Kız ne yapacağız bu vlog işine? Yüzümü yıkamadım. Neyse gidip yüzümü yıkamadım. Şimdi benim dizi anlattığım videolarda bile ben size bilgileri veriyorum. Burada mı vereceğim? Arkadaşlar karıncalara bakın. Ben ki evde bir tane karınca görmeye dayanamayan burada börtüler, böcekler, Survivor'dan harice bir hayat yaşıyoruz. Vallahi o kadar böyle güçlendiğimi hissediyorum ki. Şimdi her gün evi süpürmek neden önemli onu söyleyeceğim. Bir, sizi anda tutar. Yani bu arada süpürgeyi hapşırıyor. Siz de görün. Şöyle bir şey, konuşmalarımı toparlayamıyorum da afyonu patlamadı kız, sabah sabah nasıl vlog çekiyorlar. Süpürmek, saç taramak da bana çok iyi geliyor. Onu bir araştırdım. Birkaç bilimsel kaynak diyor ki stresi azaltır, meditatif bir şekilde sizin anda kalmanızı sağlar. Bak bunların hepsi gecko boku. Ay ben bunlarla yaşıyorum. Kirayı ben ödüyorum. Anlamadım ki yani. Dur neyse evi süpürüyoruz arkadaşlar. Bana bir de süpürmeye eli yakışmıyor diyenler utansın kız. Ben Sivaslıyım. Bizim halay mendilinden sonra elimize ikinci verilen şey toz beziydi. Neyse böyle. Önce evin içini sonra dışını ben sabahları bir güzel süpürüyorum. Vallahi rahatlatıyor. Beyninizdeki negatif düşüncelerden arındırıyor. Evin negatif enerjisinden arındırıyor. Böyle böyle devam ki. Bana bak 35 derece ada hayatında pijamama kıvrımı laf eden olursa var ya engellerim. Çünkü neden? Benim simülasyonum. İstediğimi yaşarım. Arkadaşlar bu arada sabah uyandığınızda mümkünse balkon balkon varsa yorganınızı, yatağınızı havalandırmanızı çok öneriyorum. Yastıklarınızı falan filan. Çünkü gün boyu gece içinde bakteriler vesaire oluşuyor biliyorsunuz. Kız böyle mi konuşsun? İşte böyle yani. Ben şimdi niye döneyim? Hı? Bir oturuyorum. Bir işimi yapıyorum. Tekrar oturuyorum. Böyle tekrar düşünüyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Doğaya bakıyorum. Hayatıma yaşadığım dünyanın bir ucuna gelen cesaretimi kutluyorum. Her sabah öncelikle bir kendimi fark ediyorum. Bugün nasıl uyandım? İçeride nasıl bir duygu var? Sıkışık mıyım? Üzgün müyüm? Hayal kırıklığı mı var? Sinirli miyim? Mutlu muyum? Coşkulu muyum? Mesela bugün biraz açılımlarla uyandım. Akşam yatarken birkaç düşünce vardı aklımda. Çok tetikleyen olayların farkında oluyorum. Yani bunları da anlatacağım yerler olacak. Bu genellikle bir vlog videosu olsun. Çok baymayayım sizi. Siz yani öyle. Siz sorun ben anlatayım. Kız kapkara oldum ha. Daha yüzümü yıkamadım dur. Ben her sabah uyandığımda mutlaka bir bedenimi esnetiyorum. Çünkü
arkadaşlarıyım, ballarıyım. Bir makine düşünün, yani 7-8 saat boyunca o makinenin içindesiniz ve makine kapalı. Yani arabanın bile klimasını açmadan arabanın bir aküsünü açıyorsun, arabayı ısındırıyorsun, öyle düşün. Bütün gününüzün enerjisini, akışını, aa geliyor benimkiler inşaata. Bu inşaat çok canımı sıktı ya. Başka ev bulmaya çalışacaktım. Sonra da başka bulamadım diye kaldım. Günaydın, sana da günaydın. Öyle, ben şimdi biraz esneyeceğim. Bu da karşı komşunun köpüşü. Kendi hayır yok ama havlıyor. Bunlar da abi 8'de başlıyor çalışmaya. Böyle bir zalimlik yok yani. Benim dünya güzellerim gelmiş. Bak kadın da var çalışan. Kız yerim, hem üzülüyorum hem de ses yapıyorlar diye kızıyorum. Normalde böyle bu camımı açıyordum. Full manzara, ağaçlar. Ağaçları kestiler. Burada böyle arkadaşlar. Şimdi birazdan öncelikle bir günümü programlama, haftayı programlama, böyle bir ajandam var. Bu benim günlüğüm. Günlük dediğime bakmayın, yani aylık, yıllık, yıllık diye de 2-3 günde bir kesin yazıyorum. Özellikle geldikten sonra çok yazmaya başladım. Bu yeni burada aldığım hem çalışmalarımı, hem manifestlerimi, hem olumlamalarımı, hem de başka seanslarımı kaydettiğim defterim. Biliyorsunuz Tayland'ın simgesi fiil. Bende de her şey fiil. O kitabı okudum. Size tavsiye ediyorum kesinlikle. Bu kitabı, yani ağır bir kitap. Vakti gelen okur zaten. Selam. Şimdi ne yapacağız? Ben günlüğümü yazdım arkadaşlara. Sonrasında da biraz manifestlerimi yaptım. Televizyonum buradan görüyorsunuz. Yalı Şapkını'nı. Kızılcık Şerbo'yu izliyorum. Arka planda. Ay şunu iyi ki almışım arkadaşlar. Burada bakın. En büyük soru sivrisinek ve böcekler. Bunu yakıyorsunuz, yere koyuyorsunuz sivrisinek için. Bunu da karıncalar için daha yeni keşfettim. Yemin ediyorum kökünü kuruttu. Çok şükür. Niye çekmiyor bu internetleri ya? Aray hayata. Şimdi biraz tipimi falan düzelteyim dedim. Sonra bir shake yapacağız size. Zencefil, zerdeçal, karabiber, lemon. İnşaat kaldığı yerden devam ediyor. Ay size şunu göstereceğim bir dakika. Böyle bir pantolon aldım. Giyeceğim de burada çamur olacağı için giymiyorum. Daha şık bir yere bekliyorum. Şöyle bu renk. Nasıl? Zaten evde aynı rengim. Nasıl? Şirinler. Kötü mü uyandınız aşkım? Hemen bir müzik. Dans edince meleklerim size alkışlarmış. Olabiliyor muydunuz? Neyse ben güneş koruyucumu süreyim. Ay güneş koruyucumu sürmeden önce bir dakika. Geçen hafta Bangkok'a giderken havalimanında üstümüzü, jelimi çöpe attılar. Ben de kendim arkam Güney Kore ürünleriyle kaldım, yerden devam edeceğim ama üstümüzü, jelim yok diye bu kendiliğinden peelingli, tonikli bez işte şöyle. Şöyle durunca vallahi evim. Neyse yeter işte bu kadar. Şimdi işte güneş kremi gözümü hazırlayıp shake yaparken size alayım ben oraya. Geleceğinizden daha parlak bir cilt için Frager'ı seçin. Merak ediyorsanız Güney Kore'nin gerçekten sivilce akne eğiliminde çok güzel bir kremi arkadaşlar. Bu da bayağı büyük. Bir yıl kullanırsınız. Ben buzdolabında tutuyorum. İnanılmaz güzel oluyor. Soğuk soğuk böyle var ya şimdi bak. İnkliye su bazlı, asla sivilce yapmıyor, hatta sivilce önleyici. Vay! Ay ışık çok güzel. Bu şey var ya, blush stickler, güneş koruyucu. Bir bunu sürüyorum, bir güneş koruyucu. Bunu bir de böyle göz kenarıma da renk versin diye sürüyorum işte. Kaş sabitleyicim olmadan bakkala gitmem arkadaşlar.
Kirpiklerim, kendi kirpiklerim, laminasyon falan kalmadı artık, botoks zaten bitti. Tam bir ada hayatında adaptasyonluyuz işte. Neyse yeter. Bir de tabii olmazsa olmazım dudak kalemi. Makyajım bu kadar. Bir de nemlendiricim. Biraz renk yani. Hiçbir şey olmasa bunu yanaklarımı gözüme sürüyorum. Hadi gelin şey yapacağız, şey yapacağız. Şimdi size inanılmaz bir bağışıklık güçlendirici tarif vereceğim arkadaşlar. Taze zencefil. Taze zerdeçal. Ben hiç taze zerdeçal görmemiştim bu arada. Tumerik diyoruz biz buna buralarda. Bu ikisinden koyacağız. Yarım limon. Karabiber, zerdeçal aktive etmek için. Ve su. Hadi bakalım. Bu arada Sedacığımın tarifi bu. Kendisi dedi ki yara altında yetişen bu tarz işte zerdeçaldır, zencefildir. Kabuklarını soymadan koy dedi. Çünkü vitamini bu arada. Topraktan alıyor mineralleri biliyorsunuz. Kız bendeki bu bilgilerle ben bilim insanı nasıl olmadım? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Allah Allah. Ben vlog çekmeyi düşünmesem şu an milyon milyar takipçi vardı da. İşte anı yaşamak benim de derdim bir azizim. Diziler miziler işte öyle sizlere ulaşmak için tekrar yorumluyorum, ediyorum ama gerçekten asıl yapmak istediğim şey sizlere çok daha faydalı içerikler üretmek. Arada içerikler üretiyorum. Ama az izlenince bu sefer benim motivasyonum kayboluyor. Yalan değil. Yani 20 bin izlenme için ben 5 saatimi harcamak yerine burada birine 2-3 kişiye su terapisi yaparım daha faydalı olur diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlarım? Şimdi 4-5 tane işim olduğu için siz de şaşırıyorsunuz bu kız ne iş yapıyor diye. Onları anlatacağım ben size. Bilen biliyor. Bilenler bilmeyenleri anlatsa keşke ya. Yani direkt atabilirsiniz de ben arada püskürtüsü olmasın diye şey yapıyorum. Ağzını kapatıyorum. Frekansını yükseltiyoruz kozmik enerjiyle. Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan diye de Sivas enerjisi. Bakın. Yani tadıma da biraz tuhaf. Acı ama sağlık. Bir göstereyim. Küremsi bir kıvam var. Boğazım biraz kötüydü. Yaktı geçti. Neyse gel spora gideceğiz. Ben spora dedim de daha yeni çıkıyorum bağlılarıyım. Şimdi burada çamaşır makinesi falan filan yok tabii dağ başında. Alıyorum yanıma. Sonra düldülümle, Ferrari düldülümle çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım size de kolay gelsin camlarım. Görüşürüz. Burada dışarıda laundry merkezleri var. Oraya götüreceğim şimdi sizi. Bak 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 20 yıl önceye döndürüyorum. Hele şunların heyecanına bakın. Hayatımda bu kadar hızlı koşan bir karınca görmedim. Nereye gidiyorsunuz ya? Yalnız Ferrari'm nasıl ama? Ürün yerleştirdik. Düldülüm canım benim. Şimdi çekemeyeceğim. Hem iki tane poşetle dur. Çamaşırcı da görürüz. Sporumun olduğu yer evimden çıkınca burada. Evim şu arkada kaldı. Buradan Zembiç'e gidiyoruz. Burada da laundry'm var. Haydi bakalım çuf çuflayalım. Kız çekebiliyor muyum acaba? Vallahi çok riskli hareketler yapıyorum. Onunla giderken. Az kalsın çöp yerine laundry'me atıyordum. Kız çamaşırlarımı. Ama 32 derece. Yemin ediyorum. Ah. Bak benim laundry'ci bu. Spor salonumda şu ileride gözüken yer.
Şimdi buraya veriyoruz arkadaşlar. Kilosu 50 TL gibi düşünün. Sabadikap. Sonrasında ertesi gün alıyoruz. Aha böyle. Ya. Can I show the camera inside? What? Can I show inside camera? Thank you. Say hi. Böyle yıkıyorlar, asıyorlar. Ertesi günde veriyorlar işte. Çamaşır olayı çok komik değil mi ya? Yarın alacağım. Şu 70 lira tuttu arkadaşlar. 1,5 kiloluk eşya getirmişim. Aha burası da Jim. Şimdi Jim'in kutusunu zaten Instagram'da göstermişim bakın burasını. İçeride var ya, yani karı kası olmayan giremez diye uyarı olsa bu kadar olur. Hello! Hello! Yani içerisi şov biliyorsunuz. Burası açık alan. Şu karşıda jacuzzi'li bölüm var. İşte sauna, mona, ice bed'ler oralarda. Hadi insanları rahatsız etmeyeyim de ben şuralarda bir zıplayayım, hoplayayım bakayım. Hey be, baba parası değil alın teri, görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arada burada herkes, yani eğlenen de spiritüel de olan herkes sabah anda sporunu yapıyor. Böyle bir bilinç. Yani 1-1,5 ayda düzenli ağırlık spor yapıyorum. Vücudum hemen cevap verdi. Normalde pilates fitness yapıyorum zaten. Öyle. Hayır dur biraz şunları kaldırayım. Ben size normal vakitinde bu şey yapıyordum işte. Bakın böyle alanlar da var. Oturma yerleri. Şu aşağı arkasındaki zaten şeydi, ice bed. Dur onu da göstereyim. Hadi gidiyorum ben sonra. Hep bir beach'e gideceğim. Orada biraz çalışacağım. Biraz sahilde kendimle vakit geçireceğim. Sonra da Zen Beach'te gün batımı, sonra da eve gelir dinlenir yatarım herhalde. Böyle bir gün işte ya. Jim'den çıktım hemen. Diğer kirlenmiş kıyafetlerimi de verdim. Arkadaşlarım o yarın alacağım. Yani böyle laundry merkezleri var her yerde. Burası Hinkon Caddesi. Bizim oranın Bomonti'si gibi düşünün. Bomonti yalnız. Şimdi sizi Nişantaşı'na götürüyorum. Bekleyin. Sritano. Zen Beach'in olduğu bölüm. Bomonti'den ileride sağa dönünce şu Tops'tan sağa döndüğünüzdeki yol Nişantaşı işte benim için arkadaşlar. Zen Beach'ler, bütün kafelerin olduğu yer burası. Ama ben sizi buraya götüreceğim. Burada Orion var. Orion'da bir Hindistan cevizi içelim. Bakın böyle lebider ya kız. En sevdiğim yerlerden biri Orion burada, burada göstereceğim. Şuraya park ediyorum düdülümü. Gerçekten en sevdiğim yerlerden birisi burası. Ay çok güzel. Şimdi şuraya geçeceğim. Kokonatımı alacağım. Laptopum da olsa laptopumla, kitabım da olsa kitabımla geliyorum. Buralarda takılıyorum böyle işte. Çalışma ortamınız burası. Şu kokonatı içmeden kendime gelemiyorum arkadaşlar. Günde iki tane şunu içseniz bütün vitamin, mineral değerlerinize yararlıymış. Yani detoks yerine kokonat içebilirsiniz diyorlar. 90 liraya böyle bir kokonatı şöyle bir yerde içebiliyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum. Siz mi gelmelisiniz ben mi, yoksa ülkeyi mi düzeltin ben öyle mi geleyim? Gelip kolunu bacağını kaldırıp beni yalayıp sonra da böyle durup benim kışımı bekliyorsun sen ama. Yiyeceğim sinema, yiyeceğim. Evet, şimdi sizleri buranın Nişantaşı dediğimiz işte böyle marketleri, masaj yerleri, restoranları. Sritano, en işlek caddesi. Akşam baba market böyle oluyor. Küçükler çarpıştık bir şey oluyor. 100 lira, 150 lira inanılmaz şeyler veriyor. Öyle işte. Burası Sultan'ın en işlek caddesi. Yolları görüyorsunuz. Allah. Yağmur yağdığında beni buralarda görmeniz lazım. Atom karıncanın. Gerçekten. Zen Beach'in girişi, böyle bir girişten giriyoruz ama ne kadar, ay benim yalnız bir şey, sinyalin ötüşüne bak yemin ediyorum, traktör mü kullanıyorum, şunu mu kullanıyorum belli değil ya, her yerde rezil ediyor beni geri geri giderken de, neyse işte şöyle bir yoldan ama o kadar kötü, dünyanın en kötü yolu bu Zen'in giriş yolu olabilir, bir de yağmur yağdıkça iyice, yani yol o kadar kötü ki buradan sonrası bir kere de kullan, Allah Allah, duydunuz dilin sesini kullanacağım.
şu ilerlerde, çünkü dün göl möl vardı yani. Buradan Zenbiç'e doğru yollanacağız. Bekleyin. Size yollar berbat demiştim. Benim Ferrari'yi bırakıyorum. İşte buradan Zenbiç'e doğru yollanıyoruz arkadaşlar. Burası yan tarafı. Deniz kenarı. Şurası plaj işte. Hadi ben hızlı hızlı yürüyeyim, hele alemi çekmeden görüşürüz. Zenbiç'e giderken yolda böyle bir şey var. Bu arada yollarda sürekli böyle temple'lar, yani anma yerleri, sunaklar, atalara, ölenlere, ilahi olanlara karşı inanılmaz duyarlılık var. Ya zaten o kadar mutlular, o kadar teslimiyetteler, o kadar kabullenişteler ki arkadaşlarıyım, o aşklarıyım, o ballarıyım. Dur kafanızda aklınızı alayım. Ekran mı döndü şimdi, ne oldu? Kız çekeceğim. Ve karşınızda Zenbiç arkadaşlar. Burada bu arada haberiniz olsun, marihuana, Mary Jane serbest. Aynen, yani Amsterdam gibi insanlar burada böyle isteyen otunu içiyor, isteyen içkisini içiyor, isteyen sağlıklı bir şekilde aktiviteler yapıyor. Ay çok güzel değil mi şu an gerçekten? Şu tarafa da ilerleyince Çıplaklar Plajı var. Ama telefonla girmeyeyim şimdi. Bunu görmeye hazır olmayabilirsiniz şu arkalarda. Evet sayın seyirciler, Tayland'ın Koh Phangan adasındaki yanımıza şimdilik kapanış konuşmasını yapayım da belki bir şeyler eklerim. Zaten burada saat şimdi 5 civarı, 6.30 gibi de hava kapanacak. Hava kararınca da ben genelde ya arkadaşlarımın yanına gidiyorum ya da eve gidiyorum. Televizyon izliyorum ya da dizilere bakıyorum, dizi filmlere. Sonra da uyuyorum, böyle bir akışım var yani. Cennetten hallice. Yani arkadaşlarım, aslında konfor alanımı terk etmek benim için de çok zordu. Özellikle influencer hayatı yaşayıp bu kadar lüks ve bu kadar uygun bir hayatı yaşadığım hayatımı bırakıp buralara gelip her şeyi yine dişimle tırnağımla emek emek, irmik irmik yapıp kimseyi tanımadan kendime böyle bir alan oluşturmaya çalışmak benim için büyük bir riskti. Ama ilk günden itibaren kendime sadece dedim tek şey, helal olsun, aferin. Ve hayatınızın gerçekten de altının üstünden daha güzel olup olmadığını denemeden bilemiyorsunuz. Ben İstanbul'un göbeğinde çok lüks, çok güzel, çok rahat hayatı olan bir insanken spiritüel anlamda, kendi içsel yolculuğumda çok fazla yaptığım işlerle ilgili İstanbul'da ya da Türkiye'de aradığımı bulmaktan ziyade burada biraz daha kendime ait insanları, topluluğu bulup buradaki şifa yöntemlerini kendi üzerimde deneyip sonra da sizlere neler katabilirim, açıkçası onların arayışı için dünyanın bir ucuna geldim. Bakalım bundan sonraki rotamız neresi olacak, ya da bu tarz videoları isterseniz arada çekerim. Aktivitelerimiz oluyor, yogaya gidiyoruz, estetik dansları falan, orada gerçi çekemiyoruz, videolar yasak, ama anlatmalı, konuşmalı, ne isterseniz arkadaşlarımı. Benim dilim döndüğünce, bir gün yettiğince ben buradayım. İstediğiniz zaman da konuşurum. Ay ışık buradaymış aslan. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yani görüyorsunuz dünyanın bir köşesinde Kasım ayına girerken neler yaşanıyor. Biraz başınızı, gözünüzü açın yani. Açın, biraz düşünün, hayatımız niye böyle? Burada bir tane kokonatı okyanusu kenarında 100 liraya içiyorsak, İstanbul'da, Türkiye'de bu fiyatlar, bu ekonomik buhranlar, bu huzursuzluklar. Siz değişmediğiniz sürece dünya değişmiyor. O yüzden insanları yargılamak, eleştirmek yerine ben ne yapabilirim kendim olarak? Ne yapabilirim? Bunu düşünmemiz lazım. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Sizi seviyorum. Hadi bay bay. Duş aldım arkadaşlarımın yanına, Mama Market dedim ya size, akşam festival alanı gibi oluyor işte. Buraya geldim arkadaşlar, buradan da eve. Bu papaya salat inanılmaz bir şey bu arada. Buraya gelen kesin yesin. Hem vitamin deposu hem inanılmaz. Burada da
Tay döner. Hello. Yok yok yani. Ay bu çok güzeldi arkadaşlar, ekmekler. Hi. Burası Japon galiba. Karşıda da tavukçu. Eve geldim ben. Hava kararınca eve kaçıyorum biliyorsunuz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başka konu önerileriniz varsa da bekliyorum. Konuşamadım kız.